Selamlar, 3 Şerit'in bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine karşımızda uzun dönem testi niteliğinde bir konuğumuz var. 2019 yılında karşımıza çıkan F kasa koduyla Corsa 2023 model yılıyla biliyorsunuz yenilendi. 2022'nin sonlarına doğru tanışmıştık kendisiyle. Makyajın etkisini evet tasarımda hissediyoruz ama teknik olarak bence en büyük nimetlerini en baz versiyonlar ve elektrikli versiyon aldı. Çünkü orada 405 kilometreye varan bir menzil kazanımı oldu. Oradaki elektrik tarafındaki kullanıcı bu noktada çok daha memnun olacaktır. Peki bu otomobili bu testte nasıl ele alacağız? Corsa aslında çok yabancı olduğumuz bir otomobil değil. Yıllardır, 80'lerin başından beridir pazarda. Almanya'nın son 3 yılında en çok satan otomobillerinden bir tanesi. Türkiye'de de çok seviliyor segmentinde. Bu inceleme videosunda Corsa'yı biraz baz donanım versiyonlarında öne çıkan detayları, tabii ki yanımızda duran en üst seviye donanım detayları ve sürüş yetenekleri üzerine ele almaya çalışacağım. Hazırsanız buyurun başlayalım. Corsa'yı bu paketiyle birlikte aslında yolda gördüğünüzde en rahat ayırt edebileceğiniz noktası, makyajı saymıyorum burada, 17 inçlik jant seti. Bu sadece en üst donanım seviyesi olan Ultimate ile birlikte geliyor. Diğerlerini de 16 inç olarak görüyoruz. Hani ben yolda yeni Corsa gördüm, acaba bu hangi paket diye düşünürseniz jantına bakarak kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Şimdi biraz tasarımdaki değişimde çok ufakça konuşalım. Zaten burada hemen hissediliyor. Ön bölümde Opel'in yeni vizör ızgarası karşımıza çıkıyor. Burada tamponlarda da güzel bumerang formlu. Işık değil bunlar yalnız. Sadece siyah plakalar. Çok keyifli görünüyor otomobilin. Tasarımındaki hissiyatı bence birkaç katman daha yukarı çıkıyor. Bizleri aslında makyaj tarafında en çok hissettiren detay noktası bu gördüğünüz farlar. Şimdi farları da konuşmadan önce biraz Corsa'nın bazı versiyonlarından konuşmaya başlayalım. Çünkü makyajla birlikte özellikle bu tip otomobillerde ilk çıkan makyaj öncesi versiyonlara göre çok hissedilir zenginleşmeler görüyoruz. Bunun en büyük ibaresi bazı versiyonlarında, orta versiyonlarında oluyor. Şimdi bu karşımda duran versiyon, direkt fiyatı size vererek başlayacağım. Çünkü artık Türkiye'de fiyat konuşmak bir ızdırap haline geldiği için bu arkadaş 1.3 milyon TL'yi aşan bir fiyat etiketine sahip. Bunun en büyük temel sebebi aslında Ultimate versiyonunun 1290 seviyesinde olması ve işin içerisine yeni adaptif farların girmesiyle Matrix LED teknolojisi, biliyorsunuz Opel'in sevdiği teknolojilerden, uzun yıllardır otomobillerinde kullandığı teknolojilerden bir tanesi. Özellikle gece sürüşlerinde işte 300 metreye kadar gerçekten ayırt edici bir sürüş deneyimi yaratıyor. Biz bunu çok seviyoruz. Güvenliği de artırıyor zaten. Bu otomobilde de artık makyajla birlikte entegre edilebiliyor, satın alabiliyoruz. Ve bunu maalesef üst donanım seviyesinde bile standart olarak alamıyoruz. Bunu bilmek önemli. En üst donanım seviyesine sahip olsanız bile, yani 1.291.000 TL'yi ödeseniz bile Corsa'da Matrix LED farları alamıyorsunuz. Bunun için ekstra bir 30.000 TL'yi ödemeniz gerekiyor. O da 1.3 milyon sınırını aşmanız anlamına geliyor. Bunu bilmek önemli. Ama başlangıç fiyatı 890.000 TL, 900.000 TL sırasında Corsa'nın, bunu söyleyebilirim size. Ama bu versiyonda bile, başlangıç versiyonunda bile artık çok zengin bir Corsa var. Yani burada bir önceki jenerasyon C-SUV modellerini düşünelim. Artık bu tip otomobiller, B segment hatchback otomobiller, bir önceki nesil C-SUV'ların artık orta paketlerini aratmayacak donanımlarla geliyor. Bunun en büyük örneğini size asistanları sayarak söyleyebilirim. Burada şerit takip asistanınız olduğunu görüyoruz. En baz versiyonda bile tabela tanıma sisteminin olduğunu görüyoruz. Full LED far grubunun olduğunu görüyoruz. Arka taraf stoplar hariç. Elektrikli aynalar olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi doğrudan kullanıcı deneyimine etki eden donanımlar ve siz bu otomobili satın aldığınızda en boş pakette bile sizi iyi hissettirecek donanımlar. Donanımları bir kenara bıraktığımızda şu an karşımızda duran bu Corsa yüzü, bu makyajlı yüz, Opel'in vizör tasarımının yanında getirdiği yeni full LED ışıklandırmaları ve gündüz farlarının tasarımıyla aslında ufak değişimlerin bir otomobile ne kadar karakter kattığını ve ne kadar daha iyi hissettirebildiğinin çok güzel bir sonucu bence. Şimdi bir de arka tarafa doğru geçelim. Ön bölüme göre çok daha minör bir değişim burada karşımızda. Siyah bir Opel logomuz var ve Corsa'nın artık ben buradayım, kendimi daha iyi ifade edebiliyorum gibi büyük fontlarla arasındaki boşlukların çok geniş olduğu. Otomobili yeni yıkadık ama yine böyle toprak yollardan falan geçtiğimiz için ufak tefek çamurlar, su akıntıları görebilirsiniz. Kusura bakmayın bunun için. Mümkün olan en kısa sürede iyi hale getirmeye çalıştık ama durum bu. Şimdi Gelelim bagaj tarafında. Corsa'nın bagajı 309 litre. Otomobilin ebatlarında makyajla birlikte bir değişim olmadığı için takdir edersiniz ki burada da herhangi bir değişim söz konusu değil. Peki Corsa bu bagaj hacmiyle nerede konumlanıyor? Aslında segmentinin giriş seviyesi modellerinden biri diyebiliriz. Peugeot 208'de de aynı rakam var hemen hemen. Citroen C3'ün bir tık üstünde konumlanan bir rakam bu. Ibiza'nın 355 litre, Fabia'nın 380 litre, Clio'nun benzinli versiyonlarında ise 391 litre olduğunu görüyoruz. Hyundai i20'de 352 litrelik bir hacim var. Bu segment bir otomobilde eğer bagaj benim önceliğim derseniz Corsa bu noktada sizleri bir tık geride hissettirebilir. Bagajımızı da kapatalım. Şimdi de içeri girelim. İçte de makyajın etkilerini konuşabiliriz artık. Makyajlı Corsa'nın içerisine hoş geldiniz. Şimdi bu otomobilde makyajı hissedeceğiniz en büyük nokta bizleri ilk direksiyonda karşılıyor. Yeni Opel logomuz var burada ama genel dinamikler büyük oranda aynı. Burada gördüğünüz gibi yeni bir sürücü ekranımız var. Yeni Corsa'nın burada güzel bir animasyonla karşımızda durduğu. Baz versiyonda 3,5 inçlik TFT bir panele dönüştüğünü ve analog göstergelerin geldiğini de belirtmeden geçmeyelim. Ekranda aslına bakarsanız temel olarak çok seçenek yok. 3 farklı sürüş modu arasından seçimler yaptığımız zaman sadece renk değişimleri olduğunu görüyoruz. İşte Spor'da kırmızı, normalde kırmızı, Eko'da ise yeşil forma bürünüyor bu ekran. Yani aslında beklentileri karşılıyor diyebiliriz. Bu aynı zamanda burada gördüğünüz multimedya ekran içinde geçerli. Yani bu ekranda yeşile bürünüyor. Eğer Spor'a veya normale geçerseniz bu ekranın da arayüzde kırmızıya dönüştüğünü görüyorsunuz. Güzel ayrıntılar, yani hiç yapılmamasından iyidir diyebiliriz. Ama tabii ki daha iyilerini segmentinde görebiliyoruz. Bu direksiyon simidinin üzerinde normal şartlarda alıştığımız detayların yanında merkezde bir de direksiyon ısıtmayı görüyorsunuz. Bu kışın gerçekten bırakmak istemediğiniz bir donanım. Çok işlevsel ve burada aynı zamanda klima butonlarının yanında koltuk ısıtmaları görüyorsunuz. Sürücünün yanında yolcu için de 3 kademeli olarak geliyor. Bu da Corsa için bir segment yukarıya göz kırpan güzel bir özellik. Konsolun merkezinde alıştığımız bir panel karşımıza çıkıyor. Burada vites seçicimiz bir önceki modellerde de Peugeot tarafına entegre edilmiş, sonrasında Opel'lere de yansımış bir panelimiz var. Burada yine şerit takip asistanının kapatıp açılabildiği bir dinamiği görüyorsunuz. Şimdi bana çoğunuz diyeceksiniz ki bir temizleseydin, işte çok toz var, çok parmak izi var. Piyano siyahı bölümleri özellikle temizlemiyorum çünkü gerçekten ya görünüşte güzel ama kullanımda çok kusurlu bir malzeme. Tozu, parmak izini gerçekten inanılmaz derecede fazla gösteriyor. Evet, güzel görünüyor ama böyle de bir ceremesi var. Yapacak bir şey yok. Sürüş modlarımız ve elektronik park frenimiz de Corsa'nın güzel donanımlarından biri olmaya devam ediyor. Arka tarafa geçmeden önce ufak bir eleştiri yapabilirim bu noktada. Şimdi otomobilin içerisine girdiğiniz zaman zaten anahtarsız çalıştırmayı görüyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok ama anahtarsız giriş yok bu otomobilde. En üst versiyonunda bile yok. Bence bu bir eksiklik. Böylesine şerit takip asistanlarının en baz versiyonunda bile sunulduğu bir otomobilde, farlarının üst segment modelleri göz kırptığı bir otomobilde artık anahtarsız girişinde olması gerekiyordu bence. Opel bunu kullanmayı tercih etmemiş. Anahtarsız sadece çalıştırmamız var. Bunu da belirtmek lazım. Ayrıyeten Corsa gibi renkli, farklı karakterlere hitap edebilecek, farklı kitleleri içerisine çeken hatchback bir otomobilde ya içerisinin ben daha fazla renkli olmasını beklerdim. Gerçekten çok siyah bir kabin var burada. Evet, orta bölümlerde bir beyaz döşeme var ama yani koltuklar, döşemeler hep siyah beyaz olması ya bu otomobil biraz daha renkli bir kabini hak ediyor. Bence bunu da belirtmeden geçmek istemedim. Hadi bir de arkaya bakalım. Evet, Corsa'nın arka tarafına geçiyoruz. Şimdi diz mesafemiz yine ebatlar değişmediği için segmentten bekleyeceğiniz gibi yine segmentin en iyisi değil ama fena da değil, yani uzun yolculuk yapılmayacak diyemem bu otomobilde. Gayet güzel. Şaft tüneli nispeten biraz yüksek. Bu zaten genel olarak biliniyor Corsa'da ama tabii ki buradaki en büyük hayat kurtarıcıya şöyle birlikte bakıyoruz. Bir cam tavanımız var. Corsa'nın en önemli, en güçlü özelliklerinden bir tanesi. Perdesi her ne kadar elle açılsa da buradaki panoramik cam tavan işte bütün olayı bitiriyor yani. Bu olmasaydı gerçekten arka tarafta yolculuk yapmak istemeyeceğim bir otomobil olurdu Corsa. Bu noktada şöyle söyleyebilirim. Perdenin hareketli halde ön bölümden açılıp kapanması bir tık zor oluyor ama yani bir yerde cam tavan olsun da yani taştan olsun diyorsunuz böyle bir otomobilde. O yüzden Opel'in bunu kullanmaya devam etmesi bizim için, kullanıcılar için gerçekten çok değerli. Yeri gelmişken şöyle bir 0-100'de çekelim. Müsaitliğimiz var. Spor moddayım. Tam gaz. 50. 100. Evet. Şehirli Corsa'mızı konuşmaya şehir trafiğinin içerisinde başlayalım. Bence bu güzel bir fikir. Corsa'nın tasarım detaylarını, makyajla birlikte elde ettiği kazanımları, temel dinamiklerini sizlere dışarıda statik şekilde paylaşmaya çalıştım. Donanımlar içerisinde size göstermek istediğim bir detay da şu anda ekranda gördüğünüz keyifli bir görüntüleme sistemi. Corsa'mızda üst versiyonlarda 180 derecelik geniş bir gösterge panelimiz var burada. Kameralar oldukça iyi çalışıyor. Aynı zamanda sizi gördüğünüz gibi böyle kuş bakışı formda park ederken gösteriyor. Bu gerçekten oldukça işlevsel. Otomobilde sensörlerin dışında kameranın makyajla birlikte iyileştirildiğini çok net hissediyorsunuz. Bir de rakamsal verilerinden konuşalım Corsa'nın. 1200 kilogram civarında bir otomobil. Bu Peugeot 208 için, altyapı kardeşi olan Peugeot 208 için de geçerli ve 1.2 litrelik PureTech motoru tıpkı 208'de de hissettiğim gibi sizlere söyleyebilirim. Gerçekten en iyi taşıyan, en iyi hissettiren kombinasyon gerçekten PSA grubundaki B segment otomobiller. Motor adeta kendini buluyor bu hafiflik değeriyle. Sıfırdan 100'e bu otomobilin 130 beygir güç ve 230 Nm torkluk versiyonla birlikte 8.7 saniyede çıktığını görüyorsunuz ve bu da şimdi şu anda size göstereceğim gibi 60'la giderken gaza bastığınız zaman hafif sizi geriye atan ve bir anda sizi 100'e çıkartan, şu an 100'ü gördüm, bir ivmelenmeye götürüyor. Bu güzel. Corsa Türkiye'de tabii ki diğer motor seçenekleriyle de satın alabiliyor. Örneğin ailenin en baz versiyonunda 75 beygirlik manuel kombinasyonu görüyoruz. Tabii ki donanım tarafında zengin bir otomobili 75 beygirlik atmosferik bir motorla hani kombine etmek bir noktada sürüş tarafına negatif etki edecek. En büyük kaybı aslında biz orada yaşıyoruz. Donanım tarafında her ne kadar zengin olsa da motor tarafında büyük bir kayıp hissiyatı yaşıyoruz burada. Ortanca paketlerde 1.2 litre turbo motorun 100 beygirlik bir güçle geldiği kombinasyon var. İçerisinde bulunduğum versiyon ise 130 beygir güç ve 230 Nm torka çıkıyor. Ve özellikle bu yeni nesil Corsa ile birlikte bizim literatürümüze giren EAT8 uzun yolda otoyola çıktığınızda artık 130-140 bandında yasal otoyol süratlerinde gittiğinizde size hissettirdiği o rahatlık gerçekten paha biçilemez seviyede. Çünkü otomobilin iyileşen, çok daha iyi seviyeye gelen bence rüzgar geçirgenliği ile birlikte hayat çok kötü değil otoyol süratlerinde Corsa'nın içerisinde. Bu çok güzel ve maksimum hızda bu otomobilin 200 km/saatin üzerinde bir limitte olması, 203 km/saatlik bir limitle geliyor. Gerçekten dikkat çekici bir oran bu. Ve B segment bir otomobilde tüm bu parçaları bir araya getirdiğimde gerçekten güzel limitleri, güzel donanımları olan bir otomobil. Bu kadar performansı konuştuk, güzel yürütüyor dedik, keyifli dedik, dengeli bir sürüşü var, mutlu ediyor, bunda bir sıkıntı yok. Peki tüketim tarafı ne kadar mutlu ediyor? Benzinli otomobiller, özellikle turbo otomobiller, biliyorsunuz her zaman bunu sizlerle konuşuyoruz. Çok esnek kullanıcı verilerine sahip. Fabrika verisi 5 litre olan otomobillerde 8-9 litreleri de görebiliyoruz. Bunlar tamamen tabii ki sizlere bağlı. İçerisinde bulunduğum 130 beygirlik versiyonunda yaklaşık 5-5,5 litre aralığında bir karma tüketim değeri var. Aslına bakarsanız bu değeri yakalamanız mümkün. Yakalayamazsınız demiyorum çünkü ben de geride bıraktığım bu 500-600 kilometre arasındaki sürüşümde bu rakamları gördüm. Özellikle otoyola çıktığımız zaman 200-250 kilometre sadece otobanda gittim. 120, 130, 140, 100, 110 çok değişken hızlarda ama ortalamada 120'de diyebiliriz. Gittiğim senaryoda 5 litre, 5.2 litre gitti. Bunda bir sıkıntı yok ve bu daha uzarsa muhtemelen 5'in de altına düşebilecektir. Bunun sinyallerini verdi. Ama tabii ki bir şehirli otomobilden bahsediyoruz. Şehirli otomobil kaçınılmaz şekilde trafiğe giriyor, dur kalka giriyor ve burada nereye kadar çıkıyor aslında? Bizim için kilit soru bu. Benim tecrübemde bu otomobil esnek kullanımda yine şehir içerisinde 7 ile 8 litre arasında gidebilen bir otomobil. Örneğin şu anda son güncel veriye baktığım zaman 7 litrelik bir tüketimle gittiğimi görüyorum. Ama bu bir aralıkta çok dur kalkta 7,5 litrelerde, 7.7 litrelerde benim yol bilgisayarıma yansıdı. Bunu sizlere söyleyebilirim. Şu noktada bir hatırlatma yapabilirim ama otomobil ne zaman başlarsanız başlayın spor modda sürüş moduna başlıyor. Yani siz ne kadar eko moduna çekip sürüşe devam ederseniz çıkıp geldiğiniz zaman bir kontak aç kapa yaptığınız zaman otomatik spor moda geçiyor. Bu da ilginç bir detay aslına bakarsanız. Bu bizi tüketim eğilimimizde doğrudan etki eden bir seçim oluyor takdir edersiniz ki. O yüzden ekonomi modunda biraz daha kullanmaya gayret edin bence şehir içerisinde. Her seferinde ayarlamanız gerekecek. Bunu da atlamamanızı öneriyorum size. Yeni Opel Corsa'nın bende hissettirdikleri, makyajla birlikte elde ettiği kazanımlar, tüm bu paket bu şekilde. Yani size tabii ki çok daha fazla konuşacak şey var ama öne çıkarmak istediğim, bu otomobili satın almak isteyenler, akıllarının köşesine yazmış kullanıcıların en azından otomobilin temel paketinde nelere sahip olduğunu böyle kafalarında şık diye oturtabilecekleri bir sunumla sizlere bunu anlatmak istedim. Toplarsak yeni Corsa makyajla birlikte özellikle baz versiyonunda çok daha zengin, alınabilir bir otomobil haline gelmiş durumda. Üst versiyonunda da artık ailenin üst segment otomobillerinde gördüğümüz işte far detayı gibi bu tip donanımları kazanarak daha güvenli, daha keyifli bir otomobil haline gelmiş durumda. Otoyol sürüşlerinde çok daha keyifli, segmentin üstünde hissettiren bir otomobil. Bagaj hacmi tarafında ise rakiplerinin nispeten bir tık gerisinde konumlanan bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Ve ben de Opel Corsa'ya bu keyifli yolculuğumuzun ardından veda etmeye hazırlanıyorum. Değinmediğimi düşündüğünüz noktalar varsa, ekstra merak ettiğiniz, her zaman olduğu gibi bunu benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.